İşte 2007'de 5651 sayılı yasa çıkmıştı. Yepyeni tanımlar getirmişti. Erişim sağlayıcı, yer sağlayıcı, içerik sağlayıcı gibi tanımlar getirmişti. Toplu kullanım sağlayıcı gibi. Bu modern bir düşünceydi ki Almanya'da, Avusturya'da, Fransa'da, İtalya'da örnekleri olan yasadan gelmişti. Yani internetteki aktörlerin hak ve sorumluluğunu belirliyordu. Heh. Buraya kadar normal yok. Ama bu kanun doğurdu, erişim engelleme gibi bir garabet de geldi. Bu kanun derken 5651. 5651 ta 2007'de, yani 8. madde dediğimiz işte şu suçlar olursa, bu suçlar, katalog suçlar dediğimiz bazı suçlardan dolayı erişim engellenir hale getirildi. Bu erişim engelleme tecrübesi bir noktadan sonra 2014'te evrilmeye başladı. Madem şu katalog suçlardan biz erişim engellenebiliyor, o zaman gerektiğinde bunu işte kamu düzeni, milli güvenlik, toplum sağlığı, halk sağlığı gibi gerekçelerle de engelleyebilir miyiz gibi bir noktaya dönüştü. Ki bu 2014'te o dönemde bir ihtiyaç olarak ortaya konuldu ve orada bir erişim engelleme dediğimiz tuhaflık siyasi alana da girmiş oldu. Hep öne sürülen şey işte çocukları korumak, işte kişilerin özel hayatını korumak, özel hayatın gizliliğini korumak, aileyi korumak gibi gerekçelerle aslında iş siyasileri korumak, eleştirileri engellemek gibi noktaya gitti. Şimdi bu ihtiyaç zaman içerisinde evrildi, 2020'ye geldik. Tek eleştirilerin engellenemediği nokta, haber yayılımını engelleme nokta internet. Burada da artık bir noktadan sonra bunların da engellenmesi için, kolay engellenebilmesi için artık sosyal medya, yani sosyal medya şirketlerine veya sosyal ağ sağlayıcılara bir şekilde içeri almak gerekiyordu. İşte temsilcilik açacaklar. Temsilcilik açtıkları yetmeyecek. Aynı zamanda kullanıcı bilgilerini sorulduğunda verecekler. O da yetmeyecek. 6 ayda bir raporlama yapacaklar.